Cumhuriyet TV'den herkese merhabalar. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Aklınla Verimli Yaşa adlı bir kitapçık yayımladı. Kitapçıkta banyoda 4 dakikadan fazla durmayın, saçınızı saç kurutma makinesi ile değil havluyla kurutun ve banyoya kum saati koyun gibi tedbirler yer almakta. Peki yurttaşlarımız bu konu hakkında ne düşünüyorlar? Soracağım. Neden hep bizden bekleniyor? Kendileri neden yapmıyorlar? Kendileri neden lükslerinden kaçınmıyorlar? Yeter yani, bittik. Ben emekliyim. Aldığım şurada şimdi bankadan çıktım. Ödemeleri yapıp eve gideceğim. Bu büyük bir saygısızlık ya. Bu kadar da olmaz ki yani. Kaçıncı asırdayız ya? Neden hep biz kemer sıkmak zorundayız? Neden biz hep ödün vermek zorundayız? Ben çocuk okutuyorum. Yüksek lisans yapıyor. Çanakkale'ye sürekli para gönderiyorum. Aldığım 4600 lira ya. Ayıp ya. Dayanacak gücümüz kalmadı artık. Ne yapmamızı istiyorlar? Aç mı gezelim? Aç mı gezelim? Zenginler yaşasın, fakirler ölsün mü? Artık zengin ve fakir var. Artık zengin ve fakir var. Orta insan kayboldu. Kayboldu. Ya bak şu an bütün tüylerim ayak şeye geçti yani. Kendimi ifade etmekte zorlanıyorum. Benim çocuğum 1000 lira öderken 4000 liraya çıkarttı. Ev sahibi evden çıkmak zorunda kaldı. Ben 4000 lirayla kiramı vereyim, çocuğuma harçlık mı vereyim, eksiklerini mi gidereyim, yüksek lisans yapıyor. Siz bana söyleyin, ben devam edeyim. Ayıptır ya, ayıp, utanmaları lazım, konuşamamaları lazım bence. Ağızlarını açmamaları lazım. Yani insanlar ses çıkartmıyor diye bu kadar insanın üstüne gelinmez ki. Hak yok, hukuk yok, adalet yok, güvenecek hiçbir şeyiniz yok. Ağzınızı açtığınızda da nefesiniz kesiliyor. Kesiyorlar nefesinizi. Hangi birini anlatayım? Bu kadar saygısızlık olamaz ya. Ben dışarı çıkıp bir yerde oturup bir çay içemiyorsam yaşamayalım ya. Bir bardak çay 7 lira 10 lira ya. Yaşamayalım, biz ölelim. Ya da toplu bir şey versin, insanlar öldürsünler, onlar yaşasınlar. Başka diyecek sözüm yok, sözüm bittiği yer. Halkın uçtuğunu sanmıyorum. Halk perişan halde. Şöyle bakıyorum. Bir de şeyi kıyaslıyorlar. Restoranlar dolu. Herkes yiyor, içiyor. Kafeler dolu. Kafeler dolu. Ya bizim gibi gelen turistler, Araplar dolduruyor kafeleri. Başkaları doldurduğunu da sanmıyorum. Yani işler acısı. Şu anda hala halkla dalga geçiyorlar yani. Bir de şöyle söyleyeyim. Gideceklerini de sanmıyorum. Neden sanmıyorsunuz? Neden böyle düşünüyorsunuz? Halk hala destekliyor. Hala bilmiyorum. Yurt dışında böyle bir şey olsa bunların %1 oy alacağını sanmıyorum. %1 bile oy alamazlar. Bu olaylardan sonra 17-25 Aralık konuşmalardan, tapelerden, Sedat Peker'in konuşmalarından sonra bunların %1 oy alacağını sanmıyorum. Ama hala bunlar %30'larda gözüküyor. Ben şaşırıyorum. Bunlar ne düşüneceğim? Ya kendi akıllarını kendileri saklasınlar. Halka böyle yalan yere böyle işte dolma, kafadan dolma akıl vermesinler. Kendi aklını kendine saklasınlar. Çok akıllar, ülkenin haline bak. Ülkenin haline bak. 160 lira beyaz peynirin kilosu. 1 kilo 400 gramlık yoğurt 49 lira, 50 lira tire yoğurdu. 50 milyon 1 kilo 400 gramlık. O akıllarını, o fındık akıllarını, kafalarını da kendilerine saklasınlar. Bak ülkenin haline bak. Ya. Başka ne söyleyeyim? Bir şey söyleme. Şeyin zurnanın son deliğindeyiz artık. Gidecek bir yer de yok. Doldurdular bütün peşmerveleri, doldurdular memlekete. Ondan sonra yalandan yere şey veriyorlar, fetva veriyorlar millete. Gitsinler imam hatiplere versinler fetvayı. Başka söyleyecek bir şey yok. Yok öyle bir şey olmaz, yapamam da ya. 4 dakikada banyodan nasıl çıkacaksın? Bir en azından 15 dakika sürmesi lazım, 10 dakikada. Yani 4 dakika sular mı bitiyor? Bilmiyorum da yani 4 dakika bir havlu. Yani bayanları nasıl saçlarını havluyla kurutacaklar ki? O da var. Bizim için değil. Hani bizde kısa da bayanlar nasıl kurutacak? Uygulayacağız herhalde. Başka çaremiz kalmıyor. Her zamanki gibi aklımızda alay geçiyorlar. Hani dalga geçiyorlar bizimle. Hani başka bir şey değil. Yani düşüncem tek bu. Yani kısa ve net yani. Tasarruf yapacaklarsa çok daha başka yerlerden tasarruf yapabilirler. Yani insanların saç kurutma makinesi yok. Ondan sonra yanında bir şey. Yani çok saçma sapan. Yine her zamanki gibi aklımızda alay ediyorlar. Başka bir şey değil yani. Hani daha büyük hani tasarruf yapılacak bir sürü şey var hani. Kısaca söylemek gerekirse. Hani saç kurutma makinesi devenin yanında kulak gibi kalıyor yani baktığında. Hani
tasarruf edilecek bir sürü şey var. Hani daha büyük böyle mekanizmalar var, bilmem kurulan sistemler var. O edilecekse o tarz şeylerden edilsin yani. Saç kurutma makinesi falan. Ya açıkçası düşüncelerim bu yönde. Yani bir saç kurutma makinesiyle banyoda 4 dakika kalmak enerji tasarrufu mu olur? Kış geliyor, doğalgazı ne yapacağız? Ne yapacağız? Zaten açamayacağız ki kombileri falan yani. Fırınları da açık bırakın, odalar ısınsın denilmişti. Öyle mi? Tedbirlerin arasında bunlar da var. Onu kaçırmışım. Fırınları mı açalım? Ha, elektrik faturası ne olacak yani? Ne diyeyim? Ne diyebilirim yani? Söyleyecek çok şey var da. Neyse az kaldı. Neye az kaldı? Seçimde konuşacağız yani. Vallahi düşünecek bir şey yok. Çok gayri ciddi bir şey olmuş yani. Olaya yaklaşım olmuş. Yani bu önlemleri aldığımızda tasarruf tedbirlerine uymuş olur muyuz? Zannetmiyorum. 4 dakikada yani, duş alsın. Yani öyle bir şey mümkün değil. Yani böyle bir tedbir çok bana mantıksız geliyor. Ya diyecek de bir şey bulamıyorum. Çok saçma bir şey yani. Yani dalga geçer gibi bir olaya yaklaşım. Bu konuda ne düşüneceğiz? Doğru söylüyorlar. Biraz tedbirli olalım. Elektriği kontrollü harcayalım. Ülke bir geçiş döneminde. Doğru mu? Ben böyle düşünüyorum. Saçmalık bence. Havluyla daha iyi bence yani. Benim için havlu daha iyi değil mi? 4 dakikada duş alabilir misin? Hayır. 4 dakika dediğiniz ne ya? 4 dakika insan banyo yapabilir mi? Yani saçlarımız uzun. Yani en az bir saat falan buluyor benim saçım. Saçmalık. Yani 4 dakikada kalırsın, 5 dakikada kalırsın, 20 dakikada kalırsın. Ne demek yani bu? Saçmalık bence.